Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepinize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Çok konuşmadan hemen haberlere geçelim. Birikmiş bir sürü haberimiz var. İlk haberimiz Epriano Zuba Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşüyor demiş. Biliyorsunuz Başakşehir'in tecrübeli stoperi stoperi Alessandro Epriano Rus basınına konuşmuş. Türk takımlarıyla adı geçen Zuba'yı değerlendirmiş. Ee, ve 35 yaşındaki futbolcu. Artem'in oyun tarzına herhangi bir takım uyar. Artem atletik, teknik ve son derece koordineli bir futbolcu. Bildiğim kadarıyla yani %100 de emin değil. Galatasaray ve Fenerbahçe forvet arıyor. Bu yüzden büyük olasılıkla bu kulüplerle pazarlık yaptığını düşünüyorum demiş. Ee, doğru. Ee, belli pazarlıkları var ama ne Galatasaray ne Fenerbahçe... Onun istediği fiyatları karşılayacak türde değil. Ve olumsuz bir tutum görmediğini söylemiş hemşerisinde. Şu ana kadar her şey yolunda. Eğer iyi bir futbolcu transfer olursa bu durum Türk kulüplerini etkilemez. Zuba transfer olur ve goller atarsa burada taraftarın favori oyuncusu olabilir demiş. Bana çok diyorlar. Hocam diyorlar herhalde işin sonu Zuba'ya gidiyor. Hani kimseyi alamayacağız. Alamayacağız en yani son Zuba'ya kalacağız gibisinden yani e, yalan diyemem doğru da diyemem çünkü iş gittikçe oraya doğru depara kalktı Adana Demirspor'dan Koya TV Okan Kurtulan hamlesi diyor e, bu haberi uzun uzadı okumayacağım Adana Demirspor Crystal Palace sözleşmesi sona eren e, Çek oyu Koya Koya Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ın peşinde diyor e, şimdi Arda Okan'ın Normalde ben bana kalsa transferi %100 derim. Yani %100 Adana Demirspor'da derim. Tek sıkıntı şu hani Murat Sancak e, farklı çözümler üzerinde çalışıyor. Yani Galatasaray'dan Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den ve hatta Trabzonspor'dan oyuncular alma peşinde ve hani e, özel maddeyle almaya çalışıyor Arda Okan'ı. Yani özel maddeyi koydurup ya e, satın alma opsiyonu ya da bir sonraki satışta Fenerbahçe'ye yüksek pay kendine düşük pay ya da e, satın alayım Fenerbahçe'nin alma önceliği olsun ama bedel yüksek olsun diye misal veriyorum 250 bin euroya alayım Fenerbahçe'nin alma önceliği opsiyonu 500 bin euro olsun misal diye işte Fenerbahçe'nin de bu yanaşmaması sebebi yani transferin daha henüz gerçekleşmeme sebebi bu eğer bir adım geriye atarsam o da bir adım geriye atarsa bir şeyler olacak gibi arkadaşlar. Yani yoksa dediğim gibi bana kalsa ben %100 diyebilirim. Bana kalsa ben %100 olur diyebilirim arkadaşlar. Sonrasında evet sıradaki haber. Şu durum Grazdan Fenerbahçeli iki isme yakın takip. Şutrum Graz Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Burak Kapaca'yı yakından takip etme kararı almış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peşin peşin söylüyorum. Normal şartlarda bu iki arkadaş daha kamp başlamadan hani 13 Haziran gelmeden önce bu iki arkadaşa bana sorsanız kesin yolcu derdim. Kesin. Yani Burak Kapacak muhtemelen satın alma opsiyonunu gönderilir. İşte İsmail Yüksek o da bon servisiyle gider. Hani artık çok uğraştık ettik ama şöyle böyle diye. Ama üye arkadaşlara da abone arkadaşlara da bir duymadım Dedim ki Samat da dahil yani Samat da dahil e, Jesus bütün oyuncuları görmek istiyor. Hani bilmiyorum belki hani ben bunlardan bir şey çıkartırım. Ümidi taşıyor. Belki financial fair play durumundan olan hani elimizde kalan kadarı kalsın. Hani göndermeyeceğim kadarını göndermeyeyim de en azından hani e, parayı forvete harcayalım. Ya da transfer hakkımızı o yönden kullanalım. Manası da belki de bunu düşünüyor dedim ama şimdi İsmail yüksekte Burak Kapacak da sanırım yani Fenerbahçe'nin en sivri eleştirisine sahip olan taraftardan geçer not alıyor ya da almak üzere diye. Karşıma günü bir hazırlık maçımız daha var. Aynı altısında. Bilmiyorum sanki o altısındaki maçta da Burak kapacak ilk 11 başlayacak gibi duruyor. Çağatay kuru mesela ben çok merak ediyorum ilk 11 başladığında ne yapacak diye. İsmail Yüksek'te yükselen bir grafiği var. Ha, Jesus oyuncuları yakından takip ediyor. Bakın gençlere, gençlerle, gençlerle yakınla ilgileniyor. Gösterdikleri performansı beğeniyor. Hatta ben size şunu söyleyeyim. İşler yolunda gider. Fenerbahçe şampiyon olsa belki önümüzdeki senelerde Jesus devam eder ona, ondan eminim ama önümüzdeki senelerde belki birçok İsmail altyapıdan çıkartırız. Belki birçok Burak altyapıdan çıkartırız. Çünkü altyapı oyuncularının üstüne çok düşüyor. Şimdi İsmail %95'lik pas isabeti yakaladı diyor. 23 yaşındaki orta saha rakipleriyle girdi. 5 2li mücadeleyi kazandı. Falan filan. Bunları zaten biliyorsunuz. Çürtüm Kuraz bu iki ismi yakından takip ediyor. Avusturya yani, ekibinin scoutları yakından takip ediyor demiş. Bu, bu şekilde giderse yakından takibi sürdürürler. Ötesine gitmesin. Andrea Belotti'den Fenerbahçe mesajı. Torino'dan ayrılan ve adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan golcü Andrea Belotti, kendisine iddiaları soran Sarlaçi'ye bir taraftara sürprizler olabilir demişti. Fenerbahçe taraftarları da bu sürprizleri merak ediyor hocam kesin mi? Geliyor mu? Yüzde yüz mü? Bizde mi? Ya arkadaşlar öyle bir şey yok. Ama sürprizler olabilir demiş. Ya ben şunu anlatayım. Bakın İtalyan kulübü Monza'da bağlamak istiyor. Öbürü de bağlamak istiyor. Açıkçası ya e, ya hocam işte çok çok müthiş bir topçu olsaydım hani Inter, Milan bunu bize bırakır mıydı? Değil mi? Hani Inter, Milan bunu bize bırakır mıydı? Ya da hocam çok çok süper bir topçu olsaydı şöyle olur muydu? Böyle olur muydu? Ee, ya işi o şekilde değerlendirmeyin. Bakın işi o şekilde değerlendirmeyin. Niye değerlendirmeyin? Ya e, ben de şunu söyleyeyim size. Mesela Mehmet Zeki Çelik çok çok süper bir topçuydu. Dört büyüklere hatta Süper Lig'e yolu düşmeden Direkt Fransa yaptı. Şimdi herhalde Roma yapacak. Hani işin bu boyutuna bakın. Yani işin bu boyutuna bakın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur. İstediği rakamlar çok yüksek. Hani 7 milyon euro yıllık ücret 10 milyon imza parası bu doğru değil. 7 milyon euro imza parası yıllık 4 milyon euro ücret istiyor ve 4 senelik mukavele istiyor. Yani 20, 16, 7 doğrudan 23 milyon euroya mal ederim diyor. Fenerbahçe'nin teklifi ne? 3 imza parası. Denedik 1,5 artı şampiyonluk primi. O yüzden baktığınız zaman Belotti imkansız. Yani Fenerbahçe'ye gelmesi imkansız. Hocam işte 293 maça çıkmış. 119 gol atmış. Eminim Türkiye'ye gelse belki bu gol sayısını bu kadar maç sayısında 2'ye katlayacak, 3'e katlayacak. Ama dediğim gibi imkansız. Çok beklemeyin. Yeni bir isim. Fenerbahçe'ye yeni ön libero alan. Yani güzel bir ön libero ismi. Geçtiğimiz sezon Everton'daki performansı yeterli olmayan ve gözden çıkarılan alan Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Ön libero adaylarından biri diyor. Şimdi ee, bu niye böyle oluyor? Bunun olma sebebi şu. Ya Fenerbahçe ona niyetleniyor. Araya birileri giriyor. Öbürüne niyetleniyor. Araya birilerini, birileri giriyor. Ulan diyor bari ben bir ortalığı karıştırayım da kimse giremesin. Bir yıllık mukavelesi var. Ama kiralamaya sıcak bakıyorlarmış. Değil mi? İngilizdeki ekibi Vasco de Gama'dan Andre Santos'u isteyince Allah'ını gönderebileceği kaydedildi. Bir sene daha sözleşmesi kaldığı için 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kiralanmasına sıcak bakılmıyormuş. Bilginiz olsun. 15 milyon euro piyasa değeri var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Herkes en az zararla kurtulmak ister. Portekiz, Brezilyalı ama Portekiz vatandaşlığı da var. Yani iki tanıma birden uyuyor. 60 milyon euroları görmüş zamanda. 2020'de 23 milyon 600 bin euroya alınmış. Hani bu yaş bir ön libero için Fenerbahçe tarafları şu an sıkıntıda diyor ki ya hocam bu aldıktan ne oldu? Bu da işte 2 sene 3 sene oynadıktan sonra olacağı bu diye. Ee, bu şekilde de düşünmemek lazım ama ben şunu söyleyeyim. Alan dediğin adamı Türkiye'ye getirecek olsan minimum yani minimum en 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 az senden yıllık 4 milyon euro isteyecektir. Yani senden minimum 4 milyon euro isteyecektir. O yüzden açıkçası ben çok beklemiyorum. Siz de çok beklemeyin. İsko için flash iddia Fenerbahçe. Evet yine başladık. Başa döndük. Real Madrid'in İspanyol orta savuncusu oyuncusu İsko'nun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldiği öne sürüldü. Ve e, Betis, Sevilla, Roma, Newcastle gibi takımlar talip. Türkiye'den, Fenerbahçe'den ve bazı ortada ülkelerinden de takımlar talipmiş. Bir şey söyleyeceğim. Newcastle'dan sonrasını okuyasım gelmiyor. Atladım haberi. Enner Valencia'nın menajeri İstanbul'a geliyor diyen. Bunu zaten defalarca konuştuk. Şimdi de burada şunu söyleyeyim. Valencia'nın menajeri gelsin de o da kurtulsun. Biz de kurtulalım. Görüşsün. Gitmek mi istiyor? Oyuncusuna iyi teklifler mi var? Alsın götürsün de o da kurtulsun. Biz de kurtulalım. Hocam biz Valencia gibisini bulamayız. Arkadaşlar Valencia'nın en büyük bariz özelliği nedir? Küfürle çalışması. Yok o değil. Takımdan maçın içinde bazı anlarda kendini takımdan üstün görmesi. Yani bazı anlarda kendini takımdan üstün görmesi. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Fenerbahçemize zarar veriyor. Yani bu da Fenerbahçemize zarar veriyor. Bu zarar Hani maçın içerisinde çok çok belli oluyor. Yani bu zarar maçın içinde çok çok belli oluyor. Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zaten oyuncu da gitmek istiyor. Oyuncunun e, gitmek isteme hasebiyle yani bir başvurusu da var. Bakalım ne olacak. Dinamo Kiev maçının kadrosunu ne zaman vereceğiz? 14 Temmuz'da vereceğiz arkadaşlar. 14 Temmuz'da hani bu turun kadrosu şudur diyeceğiz. Bilginiz olsun. Bu turun kadrosu şu deyip önlerine sunacağız. 14 Temmuz'dan. Ve turu geçersek ekleme çıkarmalar yapacağız. Eskiden şeydi ya mesela turu geçtin iki tane ekleyebiliyordun, iki tane çıkarabiliyordun. Ama bu mantıklı değil. Yani iki tane ekle, üç tane çıkar bilmem şunu yap, bunu yap. Çok çok mantıklı değil. Sebebi ne? Ya transfer dönemindesin. 7 futbolcun birden Gidebilir. 8 futbolcu birden gelebilir. O yüzden durum bu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, son olarak da e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Avusturya kampı uzatılmış olabilir. Buna dair bir duyum geliyor. Yani 7 Temmuz'da bitecek kamp e, 14'üne kadar uzatılmış olabilir. Daha doğrusu 13'üne kadar uzatılmış olabilir. Bilginiz olsun. Son olarak da şunu söyleyeyim. Marcelo. Marcelo'yu çok soruyorlar. Arkadaşlar biz Marcelo'yla ve temsilcisiyle her konuda anlaştık. İş bir tek imzaya kaldı. Dışarıda çim biçiyorlar. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Ama e, şu an elimizdeki sol bekleri deniyoruz. Hani az önce söyledim ya. Ulan bari bunu, burayı bununla idare edelim de parayı şuraya yatıralım mantığı var. Farklı. E, Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Madem Marcelo'yla ilgilendik. En azından Türkiye'ye getireceydik. Görüşseydik. Oyuncu şu anda tatilde. Ve menajeri birçok takımla da görüşme halinde. Ya siz de e, hak verirsiniz ki futbolcu ne yapıyor? Onunla da konuşuyor. Bununla da konuşuyor. Şununla da konuşuyor. Bununla da konuşuyor. Hani en iyi teklif almaya çalışıyor. Bizim Marcelo konusunda çok ama çok net bir duyum söyleyin. İstediğimiz anda Marcelo Fenerbahçe'de. İstediğimiz anda Marcelo Fenerbahçe'de arkadaşlar. İstediğimiz anda. Bu lafımı da nasıl anlıyorsanız anlayın. Bir. İkincisi Belotti. Ee, Belotti'de de yani adamın istediği 4 yıllık ücret 7 imza parası. Biz istediğimiz anda Belotti de Fenerbahçe'de. Ha 7 vermezsin de 7'yi 4'e düşürürsün. 4 vermesin de 4'ü 3.5'a düşürürsün. Ya da dersek ki işte 2 milyon euro garanti para. İşte 5 gol atarsan 500 bin euro. Ne bileyim hani ya da 10 gol atarsan 500 bin euro. 10 maça çıkarsan 500 bin daha. İşte 20 maça çıkarsan 500 bin daha dersin. Hani bir buçuk öyle eklettirirsin. Bu lafımın arkasındayım. İstediğimiz anda Belotti'de, Marcelo'da, Fenerbahçe'de. İstediğimiz anda. Ancak şu bir gerçek. İşte Carlos Vinicius mu diyorlardı o forvet. O da deneniyor. Öbürü de deneniyor. Öbürü de deneniyor. Fenerbahçe'nin transferdeki politikası şu. William Carvalho'yu almaya çalıştın, alamadın. Adamlar zorluk çıkarıyor. Ortalığı hemen haber pompala. Başkasını pompala. Dikkat oraya kayarken birdenbire adamlar geri adım atsın, çek. Ha bu doğru mu? Bence doğru olan bu. Yıllarca ne yaptık? Mesela geçen sene biz ne yaptık? Charlotte gelecek. Charlotte gelecek. Aldık. Alıyoruz, getirdik, getiriyoruz. Birdenbire bütün görüşmeler tıkandı. Mecbur Berişe'ye kaldık, Berişe'ye getirdik. Şimdi Charlotte e, konusunda onu da söyleyeyim. Bu sene de aynısı. 8 milyon euroya kadar düştüler arkadaşlar. 8'e kadar. Ver 8'i al diyor adam. Adam artık en az hasarla kurtulma peşinde. Çünkü oynatamayacak. Hocam ama açıklama yapmışlar biz oynatırız diye. Ya istediğin açıklamayı yapsın. Sen de Samat dayı kampa götürdün. Bu elde tutacağım manası mı taşıyor? Ya bu elde tutacağım bana. Ama hocam Trabzonspor'un alma önceliği var. Tabii ki de alabilir. Cornelius ise 82 tane şeyi var. Forvet'i var. 83. alsın. Sıkıntı değil. Ya siz niye bu kadar takıyorsunuz? Bırakın Fenerbahçe düşünsün. Ben ısrarla söylüyorum. İstediğimiz anda Marcelo ve Belotti Fenerbahçe'de işte detaylar diye de başlık koyacağım. Bu işte arkadaşlar olay. Olay bu. Ya hocam biz gideriz Marcelo yerine başkasını alırız. Ya alabilirsin. Ferdi. Hocam Marsilya'yı alırsak Ferdi çöker. İşte bu tereddütler olmasaydı belki de şimdi 50 kere imzalanırdı. Hani imzalar tatiline giderdi. Bizden 2 hafta 3 hafta izin alırdı. Sonuçta şey çok uzun sürdü. Şampiyonlar Ligi serüveni şu bu. Ne kadar da sürekli oynamasa da. Tek sıkıntımız bu. Özetlemek gerekirse Belotti Marcelo istediğimiz anda Fenerbahçe'de. Alan beklemeyin. Zuba Hani Zuba için benim bir tabirim vardı Stepne diye. Hala da arkasındayım. Stepne arkadaşlar. Kimseyi alamasan yedekte duruyor orada. Sherlock için kulübü de indirim yaptı. Futbolcunun kendi de indirim yaptı. Almak istesek Sherlock'u da bugün alırız. Yani ee, almak istersek Sherlock'u da dahil edeyim hatta. Onu da bugün alırız. Çünkü çok düştü fiyatları. E, ama ben hani en son tercih edilecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Epriano. Arda Okan Kurtulan mevzusunu anlattım. Yani Adana Demir'in istekleri çok farklı. Bizimkiler çok farklı. Uyuşmuyor. Biz diyoruz rezervlik var. Göndermesek de olur. Orada değerlenir. Daha pahalıya satarız. Adana Demirspor'da bir an önce bitirmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak ama rezervlik olayı bir an önce hayata geçerse işler değişir. İsmail Burak Kapıca kalıyor. İsko'yu beklemeyin. Ben Valencia'ya gider diyorum. Samatta da gider diyorum. İnşallah da böyle olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.